İşte şirket de yansıtılmış ama. Peki baktık ki Hazreti Yakup'ta 12 tane oğlu var. Rüyasında 12 tane yıldız var. Parlak yıldız Hazreti Yusuf, diğerleri Yusuf'un kardeşleri. Parlak yıldızın karşısında ay secde eder, anne onun peygamberliğini kutsar. Güneş secde eder, baba yani Yakup peygamber onun peygamberliğini ilan eder, kutsar. Ve başka bir şey daha var. Su motifi var. Bu 11 tane yıldız alırlar bu parlak yıldızı, kıskanırlar, yaşatmak istemezler onu, su olmayan kuyuya atarlar, sevgisizliğin içine. Su demek dört manaya geliyordu. Aşk demek, sevgi demek, aile demek, hayat demek. Seni hayattan alıkoyuyoruz diyorlar. Seni ailemizden çıkarıyoruz diyorlar. Sana sevgimiz yok diyorlar. Ve işte bunu türkülerimize, şarkılarımıza da alıyorlar. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, beni sevgisiz bıraktın demek. Ya da kurumuş topraklara yağdır Mevlam su, ben aşksız kaldım, bana aşk gönder Allah'ım demek. Bilinçaltı dili köreltilmiş olmasına rağmen sanatta yaşatılır. Sanatın neresinde yaşatılır? Samimiyetle siz bir eser yazarsanız. Ve samimiyetle eser yazanlara bakın nasıl yazarlar. Aynen, hadi gözünü kapat. Şimdi bir ağaç düşün, bir hayvan düşün dediğim zaman, nasıl ki bizler konsantrasyon sağlıyorsak, eline kağıt kalem alan bir yazar, şair, öyle bir defa huzur olan bir ortam seçer, bir köşe, gözünü kapatır, ilham alır. O ilham paralel evrende kendi geçmişidir. Paralel evrenden kendi geçmişini alır yazar. Şimdi bugüne kadar şöyle bir soru merak ediliyordu. Bir yazar yaşamadığı bir hayatı yazabilir mi? Yoksa yazarlar sadece yaşadıklarını, tecrübelerini mi yazabilirler? Paralel evreni bilmeyenler buna sadece birinci cevabı verebilirler. Kişi ancak ne yaşadıysa onu yazar. Şimdiki olay da şu. Kişi konsantrasyon sağlayıp ilham almak için paralel evrene girdiğinde kendi geçmişinden kaynaklı olarak tecrübelerini yazar. Ya da orada başka insanların kaderlerini alır, onları yazar. Bir insan gider bir cengaverin de paralel evrenden hayatını alıp yazabilir. Kendi munis, kendi mülayim hayatını da yazabilir. Orada artık onun seçimine kalmıştır. Paralel evrene yazarlar, şairler girer. İşte oradan bilgi alırlar, ona ilham adını verirler. Biz ise ona paralel evrene gidip bilgi almak adını veriyoruz.